Vay. Avukat hanım, ne haber? Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Oğlum ne yaptın? Ehliyeti balıkçıdan mı verdiler sana? Ne oldu şimdi? Beni tek başına bırakıp bir aile mi oldunuz? İnsanlar sevdikleriyle sınanmadan aile olamazlar. Kadir abiniz bunu size anlatmadı mı? Önce bir benim sınavımdan geçin. Geçerseniz aile olursunuz. Tabii geriye bir aile kalırsa. Yumurtaları ben kırdım. Ama yerken dikkat edin. Ben ayıkladım ama gene de kalmış olabilir. Neli yaptınız bunları? Bir limonlu, bir çikolatalı. Ay, ikisine de bayılırım ben. Üzerine çiçekli çizdim, değil mi? Evet. Annesi, senin bu kızın çok amarat. Ne diyor Serpil teyze, amarat diyor sana? Bence çok amarat. Aferin sana, çok amaratsın. Aferin sana. Aferin benim kızıma. Anne. Oğlum, sana da sarılayım kuzum. Ne oluyor burada ya? Anne, bize sahip çıkıyoruz abi. Güzel oğlum. Anne, ben sana sahip çıkacağım. Aa, gel çık bakayım o zaman. Sana yapmalıyım. Serpil teyze, yarın da börek yapalım, olur mu? Yapalım kızım. Hem de Kerim abinin en sevdiğinden ıspanaklı yapalım. Sen ne diyorsun ya? Buradan yürüyelim işte biz. Ama biz yarın önce bir anne kız böyle parka gitsek. Seninle azıcık oyun oynasak, sonra sohbet etsek. Sonra Serpil teyzeyi ararız. Müsaitse o da gelir, olur mu? Tamam, olur. Aferin. Serpil teyze, sen de müsait ol, tamam mı? Tamam kuzum. Sen istersin de olmaz mıyım? Hadi çıkalım yavaştan biz. Olur, geç oldu. Gideyim hadi. Ben. Çok teşekkür ederiz bugün için. Ne demek kızım, lafı mı olur? Sen burada mısın? Biraz daha kalırım. Tamam, ben de o zaman annemi bırakır gelirim. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Hazırda çay var, ister misin? Çay içerim. Yalnız ben kurt gibi açım ya. Avukat hanım, sofrayı bir ayıklasan da bir şeyler yesek bu akşam. Ne söyleyelim? Ne mi söyleyelim? Yemeği diyor, dışarıdan söyleyelim diyor. Ay yok, yok, dışarıdan olmaz. Ben sulu yemek diyorum ya. Yanında salatası olan falan. Bizim Serpil teyzeyle yaptıklarımızı yesenize. Serpil teyzenle senin kekten başka ne yaptınız siz bakayım? Bir tek kek yapmadık. Başka yemekler de yaptık. Bari sofra kur avukat hanım. Varsa öyle meziyetin, var mı öyle maharetlerin, hünerlerin falan? Uğraşma şu kızla ya. Öyle bir meziyetim var. Görelim bakalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bizde sofrayı kuran da kaldırır ha. Çalışan kazanır, elması ne olur kızarır. Oğlum biraz yavaş. Anacığım, ben daldım gittim. Anacığım. Kerem. Efendim. O kız kimdi oğlum? Zeynep abla, anne. Ya onu demiyorum oğlum. Sen benim kimi dediğimi çok iyi biliyorsun da. Cemre mi? Ha, Cemre. Avukat anne o. Oğlum ben mesleğini mi soruyorum? Neyi soruyorsun anne? Kim oğlum o kız, kim? Zeynep ablanın arkadaşı anne. Tamam, oldu mu? Ha. Zeynep ablanın arkadaşı, senin değil öyle mi? Anne sen gece gece niye kazıyorsun beni ya? Neyin peşindesin sen? Bir söyler misin bana? Oğlum mutlu olsun. Yüzü gülsün, onun peşindeyim. İyiyim ben, iyiyim. Ne güzel bakıyordu ama sana. Harbi mi?
var ya, gece gece attın oltayı, sallıyorsun bizi sazan balığı gibi dolaştırıp duruyorsun anne. Ya abi, bu halleri çok hoşuma gidiyor. Belli belli. Hoşuna gittiği belli. Güzel annem be. Sen bu kızdan hoşlanıyor musun? Anne bak, biraz daha devam edersen vallahi billahi ben geri döneceğim. Zeynep ablamların yanına gideceğim. Tamam, sustum. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi, iyi geceler annem. Ben sana da iyi güzel, güzel mi? Hadi ben buradayım, bekliyorum. Sen gir. Hadi, tamam. Hadi. Tamam, hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar annem. Oğlum girdim, gitsene eve. Anacığım girer misin dışarı? Hadi ben bekliyorum. Sen nereden geliyorsun? Köpek kovaladı abi. Köpek mi kovaladı? Ben senin kimi kovaladığını biliyorum da. Neyse. Haydi koy ayakkabılarını da gel, yemek hazır. Kerem hoş geldin. Yemeğe yetiştin mi valla? Hoş bulduk abla. Mis gibi kokuyor. Gel gel. Zeynep karnı çok acıkmış Kerem kardeşimizin. Duvarlara çarpa çarpa böyle geldi yemeğe oturmak için. Gel. Nasıl yemekler? Mis kokuyor abi. Kim yaptı ki? Annen yapmış. Çok güzel yemek yapıyor. Yapar. Cemre de sofrayı hazırladı. Hadi afiyet olsun hadi. Afiyet olsun. Yarın hem videoyu alıyoruz hem de Veli'yi alıyoruz. Öyle mi? Öyle. Ben sana haber verdiğim zaman sen Meral'e telefon açıp buluşmak istediğini söyleyeceksin. Gerisi bizde. Tamam abi. İnşallah sorunsuz hallolur. İnşallah, yoksa daha fazla dayanamayacağım. İnşallah. Yeni evimiz çok güzel. Vallahi ben bayıldım. Dediği gibi on numara bir ev ayıklamış mı? Ayıklamış, ayıklamış. Yeni bir hayata başlıyoruz. Zor olacak ama başlıyoruz. Sen yarın Aylin'lesin değil mi? Anne kız konuşacaksınız. Alo. Paran hazır. Güzel. Akşam saat 10'da Kadıköy katlı otoparka gel. Videoyla. Anlaştık. Hangisini seçiyoruz? Ya sen delirdin mi? Ne demek Cemre'yi öldürmek? Nasıl böyle bir şeye kalkışabilirsin Belma? Bağırma bana. Hemen arayıp vazgeçtiğini söylüyorsun. Cemre ölmeyecek. Ara şu herifi. Aramıyorum. Belma. Bak Demir, senin yöntemlerin hiçbir işe yaramadı. Cemre videoyu izledi ve ikimizden haberi var. Bundan sonra benim istediklerim olacak. Bak. Bilmediğin şeyler var. İşin rengi değişti. Hemen şu herifi arayıp vazgeçtiğini söylüyorsun. Bilmediğim ne var Demir? Söyle de bileyim o zaman. Söyleyemem. Ben de arayamam o zaman. Üzgünüm. Cemre ölecek. Başka çare kalmadı. Sen bana maddi olarak nasıl destek olacaksın onu düşün bence. Kerem.
Sağ ol Meral. Sağ ol, eyvallah. Bir şey yapmadım ki. Sen annemi ölümden aldın. Daha ne yapacaksın? Önemli değil. Geç. Yok öyle geç. Yok öyle geç, eyvallah. Yaptık işte bir şeyler. Uzatmasana. Haydi içeride konuşalım Kerem. Haydi içeri. Haydi haydi. İçeride konuşuruz haydi. Geçin haydi. Eyvallah. Silahı tutan Melih miydi? Yani ben tanımıyorum o adamı. İlk defa gördüm. O mekanda ne işin vardı senin Meral? Ya Veli ikinizden de bir tercih yapmanızı istedi ya. Benden de bir tercih yapmamı istedi. Neyin tercihi, ne tercihi? Yani parayı alırsan Kerem ölür dedi. Kerem yaşayacaksa parayı unut dedi. Ben de doğal olarak Kerem'i tercih ettim. Neyse, soracağınız başka bir şey yoksa ben gideyim. Sen nereye gideceksin? Bilmiyorum. Yani bakacağım başım çaresine. Bakarım başımın çaresine, yok bu saatten sonra. Sen gitmişsin, Veli'nin elinden almışsın annemi. Veli senin peşini bırakır mı bu saatten sonra ya? Abi öyle değil mi ya? Yanılıyor muyum ya? Bulur, bulur. Veli bu. Veli bulduğu zaman da senin cezanı keser, affetmez. Abi, bir süre burada kalsa olur mu? Meral. Yani şimdi ortalık biraz yatışana kadar bari. En azından. Olur verirsen kalsın. İzni olursa yani. Yani kalsın. Kalsın, kalsın. En azından ortalık sakinleşene kadar kalsın. Ondan sonra icabına bakarız. Ne diyorsun Meral? Olur yani. Bana uyar. Kadir, Veli sana başka bir şey söyledi mi? Nasıl başka bir şey söyledi mi? İki seçenek sundu, biri bendim. Diğeri kimdi? Annem. İkinci seçenek annemdi. Namlı
Dünyanın ucunda sen ve ailem varken ben annemi nasıl bulmaya gidecektim ki? Taksi gelme. Ne taksisi Cemre? Ay gideceğim. Niye gidiyorsun? Burada kalsana işte. Kızım. İyi geceler. Geçmiş olsun. İyi geceler hepimize. Cemre. Bak bu Meral mevzusu. Niye açıklama yapıyorsun ki? Nasıl yani? Yani açıklama yapmana gerek yok. Ben anlayacağımı anladım. Ne anladıysan doğru anlamadın belli. Kerem ben yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. O ne? Bellidir bu, ne yapacağı belli olmaz. Bu gece nöbet tutacağım. Ben nerede yatıyorum? Sen benim odamda yatıyorsun. Kerem'in odasında Serpil abla için ekstra yatak var zaten. Abi olur mu öyle şey ya? Ya Kerem. Hadi haydi. İyi geceler oğlum. Abla Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Şimdilik kendime verdiğim sözleri tutuyorum sıkı sıkı, peki ya sonra? Gideyim artık kızım. Hoşça kal. İyi günler. Tekrar geçmiş olsun hepimize. Anneciğim ben seni bırakayım. Tamam. Kalkamadım ya. Tamam tamam bir şey değil, kalkma sen. Cemre sen burada mısın? Görüşürüz. Geçmiş olsun. Ne bakıyorsun? Sen ne kadar edersin ona bakıyorum. Senin bu kaliten nereden geliyor ya? Sen her şeyi parayla mı ölçüyorsun? Bu mu yani? Kastettiğim şey para değildi yalnız. Senin de hikayen bir garip. Çok kısa bir süre önce video karşılığı para isterken benden. Şimdi gelmişsin böyle karşıma oturmuşsun. Hiçbir şey yokmuş gibi. Aynen. Neyse kendime daha fazla yaramayacağım galiba. Çünkü ne dersem diyeyim anlamayacaksın. Bunu biliyorum. Ben devam edeyim o zaman. Kerem senden değil. Kerem bizim taraftan. Yani biz varoşuz. Sen bizim mahalleyi biliyor musun? Bilmiyorsun. Nereden bileceksin? Biz varoşuz kızım. Varoş. Anlıyor musun? Senin Kerem'le ufacık bir benzerliğin bile yok. Sakın kendini onunla bir tutma. Hoş geldin. Hoş buldum. Hayırdır Kerem yok mu? Serpil teyzeyi bırakmaya gitti. Sen iyi misin? İyiyim. Bir dakika şöyle gelsenize buraya. Bir şey mi oldu? Vallahi olan şu Cemre. Veli emniyette büyütmüş olduğu yalı soldu bir şekilde kullanıyor. Bu kıza silah çektiriyor. Beni sürekli taklaya getiriyor. Her ne yaparsa yapsın biz bir şekilde madır oluyoruz yüzünden. Ya peki kim bu adam? Niye hala yakalanmadı? Ya bir şey söyleyeceğim. Biz bunun adam olduğunu nereden biliyoruz? Hem bu muhbir kadın olamaz mı? Olabilir. Olabilir de benim
bilmediğim, senin bildiğin bir şey olabilir mi acaba? Çok emin değilim ama benim kafama silah dayayan kişi kadın gibiydi. Yani ne bileyim, duruşu, yürüyüşü. Kadın ajanı. Vay be. Yani olabilir. Sonuçta kadınlardan korkulur. Ben yukarı çıkıyordum zaten, o yüzden duydum. Annem, hadi iyi geceler. Dışarı çıkacağın zaman da haber ver bana. Tek gezme, ben gelir alır götürürüm seni. Tamam. Sultanım benim. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler anne. Buradayım ben, hadi gir. Hadi. Şu kız var ya, Cemre. Ya ona bir dikkatli baksana. Onu bir gör. Öyle mesafeli, uzak falan duruyor ama dikkatli bakarsan göreceksin, aslında birbirinize çok benziyorsunuz be oğlum. Anne, Cemre ile ben, biz benziyoruz ha? Evet. Anne, sen o kıza dikkatli bir bak. O kız bana mı benziyor? Anne, o kız pırlanta pırlanta. Görmüyor musun? Yüreğiniz benziyor oğlum, yüreği. Annem, eyvallah. Eyvallah, seni oğlunu hep çok güzel görüyorum. Çok güzel insanlarla yakıştırıyorum. Heh. Biz Cemre ile yolda bile olsak, insanlar aynı yolda olduğumuz inanmazlar bizim. Derler ki, bu kız bu çocuğa kesin adres soruyor. Derler. Başkasının neye inandığının ne önemi var? Yani. Asıl siz neye inanıyorsunuz? Bak, ben sana diyeyim. O kız sana inanıyor. O kız seninle aynı yolda yürüyeceğine inanıyor. Ama sen inanmıyorsun. Ya da inanmak istemiyor. Öyle. Öyle değil mi? Yaşadık, gördük, tattık işte. Ne oldu, yalan oldu. Bu kıza da yalan olursa bu kıza olmaz bu. Kerem, annem. Korkma. Bak, erkek korkarsa kadın cesaretinden utanır. Korkma annem. İyi geceler oğlum.